Şimdi bu akşam aslında Gülsüm Hanım'la onun İstanbul'la ilişkisi üzerinden bir söyleşi yapacağız. Fakat öncelikle ben bir isterseniz biz sizin biyografinizin üstünden geçeyim çok kısaca. Gülsüm Kara Mustafa kendisini İstanbul'da yaşayan ve çalışan bir sanatçı olarak tanımlıyor. Yine kendi ifadesiyle İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminden bir yıl sonra İstanbul'da Ankara'da İstanbullu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geliyor. İlk orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamlıyor, Ankara Koleji'nde. Daha sonra Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde okumak üzere tek başına İstanbul'a. Ondan sonraki hayatı da büyük oranda İstanbul'da şekilleniyor. Bedir Rahmi İyiboğlu Atölyesi'nde eğitim alıyor akademiden. 1969 yılında mezun oluyor. İlk profesyonel sergisi 1978 yılında Beyoğlu Sanat Galerisi'nde açılıyor. 90'ların başından itibaren dünyanın farklı yerlerinde işler üretmeye, sanat organizasyonlarına katılmaya başlıyor. Aralarında Paris, Milano, Münih, Berlin, Salzburg, Floransa, Viyana olan pek çok kentte kişisel sergileri açılıyor. Aynı şekilde Biennale, toplu sergiler ve sanat atölyeleri kapsamında da Havana'dan Atina'ya, Beyrut'tan Kahire, Tunus, Kudüs'e kadar pek çok kente davet ediliyor. Bugün yapıtları dünyanın önde gelen sanat kurumlarının koleksiyonlarına dahil olmuş sanatçı. Şimdi siz kendinizi İstanbul'da çalışan ve yaşayan bir sanatçı olarak tanımlıyorsunuz. Ama öte yandan bildiğim kadarıyla bir süredir ikili bir yaşamınız var Berlin ve İstanbul'da. Biz de biraz oradan hareketle söyleşimizin adını İstanbul içeriden ve dışarıdan koyduk. Çünkü İstanbul'a çift mercekli bir perspektiften baktığınızı düşündük. Şimdi bu çerçevede İstanbul'la ilişkinizi aslında 50 yıla yayılan sanat üretiminiz üzerinden konuşmayı amaçladık. Fakat işin en sonundan başlayalım zamansal olarak pandemi döneminden. Hepimizin mekanla kentle ilişkisi farklılaştı bu dönemde. Sizin bu dönemde neydi tecrübeniz İstanbul'a dair, kentlere dair? Evet. Demin sözünü ettiğiniz gibi yani bugünlerde bir ikili yaşamımız var. 2016'da Berlin'de Hamburger Bahnhof'ta büyük bir kişisel sergim açıldıktan sonra bir anlamda orada da bir ayağımızın bulunması fikrine evet dedik ve ikili bir gidip gelen ikisi iki şehir arasında geçen bir zamana geçtik. Ama aslında pandemi dediniz. Pandemi işte bu iki şehir arasında nasıl bir geçiş sağladı bizim için onu anlatabilirim. Pandeminin patlamasından bir gece önce Berlin'de İtalyan arkadaşlarımızla birlikte bir piyano tamirhanesi ki burası bir konser salonudur. Harika bir konser izledik bir İtalyan piyanist arkadaşta. Ve ondan sonra işte onun toplantısı bir araya geldik bir de yemek yiyelim falan derken İtalyan arkadaşlar ki bir tanesi Milanoluydu telefonlarına bakmaya başladılar ve telefonlarında dehşet içinde bir haber gördüler ve bu haber akşam geliştikçe daha da şiddete ve dehşete dönüştü. Çünkü Milano'da o bizim dehşet içinde fark ettiğimiz ölümler başlamıştı. Şehir terk edilmeye başlamıştı ve pandemi orada ilk etkinliğini, etkisini göstermişti. O geceden sonra zaten biletimiz vardı. İstanbul'a dönmek üzereydik. Yine normal karşılıyoruz ama İtalyanlar bu işin dehşetini anladılar ve hemen Berlin'den kendi ülkelerine doğru ertesi sabah gitmeye karar verdiler. Biz 2 gün sonra
Yine döneceğiz ama yani hazırız. Havaalanına gittiğimizde birden bir şey fark ettik. Son uçaktayız. Pandemi öncesi son uçaktayız. Ve gece saat 12'de bizim uçağımız havaalanına indiğinde, İstanbul Havaalanı'na indiğinde biz gerçekten pandeminin içine dalmış olduk. Ve o günden itibaren bu büyük kapanma ve 3 ay tamamen bildiğimiz koşullar içinde yaşama ve onun sonuçlarıydı bugüne kadar gelen. Garip bir şey, kapanıyorsunuz fakat bu kapanma nasıl bir kapanma? Dünya ile ilişkiniz kopmuyor. Yani beni etkileyen şey aslında bütün o dramanın, bütün o zorlukların ve bütün o yaşanan korkunçlukların arasında insanların hala bir yol bulup birbirleriyle iletişim halinde olmakta oluşları, kendi diyaloglarını koparmadan işte online birbirleriyle görüşme yolları buluşları ve ondan sonra derhal organize olup işte kapanan müzelerin yerine sanal müze gezileri, işte biten konferansların yerine online konferanslar, hatta biten konserlerin yerine online, hatta çeşitli şehirlerden müzisyenlerin bir araya gelip aynı portalda müzik yaptıkları anlar ve bütün bunlar aslında pandeminin bir anda koşulları değiştirdiği ama yani yine kendi koşullarında yeni heyecanlar yarattığı anlardı bizim için. O dönem iyi geçti ama şu anda şikayetçiyim çünkü hala maskeyle dolaşıyoruz. Nerede 3. seneye girdik ve yani dayanılmaz bir hal aldı, bitse iyi olur diye düşünüyorum. Çok. Peki şurası hissettirdi, ona dair izleniminiz ne? Hani dünyada eş zamanlı olarak böyle canlılığıyla bildiğimiz, kalabalığıyla, hareketliliğiyle bildiğimiz metropollerin sokaklarını bomboş gördüğümüz görüntüler, değil mi? Ekranda, televizyon ekranlarında. İşte New York, Londra, Paris, Hong Kong, İstanbul. Bu nasıl bir sanatçı çok, olarak? Çok etkileyiciydi, çok etkileyiciydi. Ve birçok arkadaşımız aslında fırlayıp bununla bir takım işler yapmak durumunda kaldı. Aslında ben de o sırada bir film prodüksiyonu halindeydim. Ve bu işi yapmış olan bir arkadaşımdan boş sokak görüntüleri rica ettim ve kendi filmimde kullandım İstanbul'un boş halini. Ama yani bu böyle bir şey. Yani demek ki her dram kendi oyununu da birlikte getiriyor. Yeter ki işte yani size çok yakına gelip çok büyük kayıplara yol açmasın ama onlar da olabildi. Onlar da yaşandı. Onun için yani bana kalırsa hiçbir hoş tarafı da yok bir yandan yani. Ama çözümler bulmak açısından, yeni çözümlere doğru hareket etmek açısından bir anlamda bunu görmüş olmak da enteresan. Şimdi hikayenin biraz başına dönecek olursak, İstanbul'la ilişkiniz, Ankara'da Ankara Koleji'ni bitiriyorsunuz. Anne babanız Ankara Radyosu'ndaki görevleri nedeniyle oradalar. Ama İstanbullu bir aile. O arada hep İstanbul'a gidiş gelişler oluyor. Evet, siz de gelip anneannenizin evinde kalıyorsunuz sanıyorum yazları. Ve 1964 yılında Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde okumak için ve onu da özel olarak İstanbul'a gelmeyi de kafanıza koymuş olarak kendinizi buraya atıyorsunuz. 60'ların ortası bir yandan da tarihsel olarak çok kritik bir dönem. Yani hemen birkaç yıl sonra 68 hareketi. Evet. Siz akademidesiniz. Biraz anlatır mısınız? Genç bir kadın olarak İstanbul sizin için ne ifade ediyordu? Akademi ortamı nasıldı? İstanbul'daki sanat ortamı, kültür ortamı nasıldı? Nasıl bir hayatınız vardı? Evet.
Aslında şunu söylemeliyim. Yani babam öyle bir İstanbulluydu ki düşündüğüm anda yani neredeyse İstanbul'un 1900'lerin başından itibaren bütün tarihini taşıyan, hepsini yaşamış olan biri. 907 doğumlu babam. Ve çocukluğu bir savaşın içinde geçmiş. Ondan sonra o savaşın kalıntıları içinde var olmaya çalışan genç bir gazeteci. Aynı zamanda şöyle bir şey anlatırdı. Okulda daha lisedeyken Maarif Bakanlığı'ndan birileri gelmiş ve demişler ki İngilizce bilen, az çok İngilizce bilen çocukları ayırın ve onları biz o sırada işgal ve şeylere vereceğiz. Şehri dolaşmak için gelenler var. Onları gezdirmek için. Ve babam öyle bir şey ki şehirle ilişkisi neredeyse böyle şehri gezdiren bir mihmandar. Ya, kelimeyi yakaladınız. Evet. Ay, doğru mu? Mihmandar idi. Ve öyle bir şey ki bize bir İstanbul benimsetirken o Ankara yıllarında ben ondan böyle bir İstanbul tanıdım. Her noktasını, her türlü anını ve de işte küçücük bir detayını öylesine bize benimsetti ki biz Ankaralı olmamıza rağmen doğma büyüme 18 yaşıma kadar İstanbul'la müthiş bir ilişki kurduğumu şimdi fark ediyorum. Hiçbir eksiğim yok İstanbul'la ilgili. Her sene Ankara ile İstanbul arasında yaptığımız bütün yolculuklarda babam bana adım adım İstanbul'u öğretmiş demek ki. Onun üzerine İstanbul'a gelip Güzel Sanatlar Akademisi'ne girdiğim zaman aslında hiç yadırgamadığım bir şehirdeydim. Yani gelip de birdenbire bu şehirde ne yapacağımı düşünen birisi değildim. Ve o kadar büyük bir özlemim vardı ki Güzel Sanatlar'da okuyabilmek için hemen entegre olduğumu hatırlıyorum. Yani dönüşü olmayan bir entegrasyon, hemen işin içine girdiğimi hatırlıyorum. Yalnız babam yine tedbirli bir adamdı. Bana kendi mesleğini bir anlamda o da çok güzel bir hediye etti diyebilirim burada. Çünkü kendisi radyocu ve benim Güzel Sanatlar'la nereye gideceğimi, sonuçta ne olacağımı pek tahmin edemediği için, yani nasıl ki bir sanat okumak isteyen öğrenci, genç insanı eskiden aileler hayır onu okumayacaksın, mühendis olacaksın diye zorlarken babam beni zorlamadı. Tam tersine kendi mesleğinin içine itti ve beni memur olarak radyoya soktu. Memur olarak çalışmaya başladım ve dedi İstanbul ki Radyosu. Sen evet İstanbul Radyosu'nda sen burada çalış, okuluna da git. Çok tuhaf bir şey, çok zor okuluma gitmek. Yani bir ekilen, bir zorluk falan. Ben bir çözüm buldum orada. Tam o sırada TRT değil bu, İstanbul Radyosu. Orada sınavlar açılmıştı. Prodüktör ve spikerlik sınavları. O sınavlara girdim ve spiker ve prodüktör oldum. Spiker, prodüktör olunca avantajım var. Çünkü sabah saat 10'a kadar, saat 6'dan 10'a kadar çalışıyorum. Günüm boş. Ertesi gün gece çalışıyorum saat 6'dan 1'e kadar. Ertesi günüm boş. Dolayısıyla bütün hayatımı gece ve sabah nöbetlerine sığdırıp akademide okumayı becerdim. Böyle bir şeydi bu. Radyo ayrıntısı bilmiyordum. Merak sahipliğiyle İlson neredeydi İstanbul Radyo Evi? İstanbul Radyo Evi maalesef şu anda boşaltılmış ve ya yıkılmak üzere ya otel yapılmak üzere. Nerede? Harbiye'de. Muhteşem bir bina. Almanların yaptığı ve radyo evi olarak yaptıkları bir bina. Tabii. Yani çok kıymetli ve çok değerli bir bina. Ama şimdi önünden geçerken hep akıbetini düşünüyorum. Yani işte ömrümün 7 genç yılını da geçirdiğim o radyo evi. Şu anda akıbeti meçhul eklemede.
İstanbul böyle bir yer. Yani İstanbul'da hayat yaşıyorsunuz, yok oluyor, başka bir şey geliyor. Belki bütün şehirler böyle ama İstanbul'da bu süreç çok hızlı, çalışıyor. Akademiyle tam karşısında. Akademiyle İstanbul Radyosu birbirine yakınmış. Siz nerede oturuyordunuz? Biz Bebek'te yaşıyoruz. Bebek. Anladım. Nasıl bir üçgen onu merak evet, ettim. Evet ama şimdi gelirken yolda asistanım Ceylan'a onu anlatıyordum. Bebek'te yaşamak o zaman için dünyanın en kolay şeysiydi. 1 liraya dolmuşlarımız vardı. 8 kişilik dolmuşlarımız. Onlar bizi Taksim'e bırakırlardı. Taksim'de bütün işlerimizi, şeyimizi yapardık. Geriye akşamüstü döndüğümüzde güzel sahilde yürüyüşümüzü yapardık. Arnavutköy'e kadar uzanır ya da Burçeşme'ye kadar uzanır. Büyük yürüyüşten sonra evlerimize gider. Ya da vapurla, eğer Eminönü'nde çalışıyorsak vapurla evlerimize dönerdik. Böyle bir ritüeldi Bebek'te yaşamak. Yani bugünkü Bebek'le aynı şeyi anlatmıyorum. Olağanüstü farklı bir şeyi anlatıyorum. Akademideki ortam, onu da böyle çok canlı olduğunu söyleniyordu 60'larda. Akademi çok özel bir yerdi. Yani ayrıcalıklı bir yerdi. Nasıl desem, yani gerçekten akademi bir kere en basit açıklaması senede 10 tane heykel bölümüne, 15 tane resim bölümüne, 15 öğrenci, 30 öğrenci de dekoratif sanatlar bölümüne alınırdı. Bir de mimari bölümü vardı. Ona kaç kişi aldıklarını hatırlamıyorum. Ama düşünün, her yıl öğrenci sayısı bu kadar olan bir ayrıcalıklı okuldu. Atölyelerde ders görülürdü. Bugün böyle şevkle ve heyecanla isimlerini geçirdiğimiz hocalarımız, Cemal Tollular, Zeki Faik İzerler, ondan sonra Ali Çelebi, Bedir Rahmi, onların hepsinin atölyeleri vardı ve o atölyelere biz kendimiz seçerdik o atölyelere de burada çalışmak ve onun içinde kendi disiplinimizi kendimiz kurarak çalışmalarımızı sürdürürdük. Haftada iki kere hocamız uğrar ve eleştirisini yapar giderdi. Yani kendine ait bir disiplini olan, bir şeyi olan bir okuldu. Fakat zaman içinde, yani benim İlk girdiğim zaman, ondan sonra daha farklı boyutlara geldi. Hatta 70'lere doğru, yani 60'ların sonuna doğru öğrencileri isyan ettirecek kadar, taleplerde bulunduracak kadar değişikliklere uğradı. Bir boykot. İşgal ve boykotla bitirdik okulu. Yani başlangıçta çok övdüğüm bir şeyi. Birdenbire sizin işgal ve boykotta işler, eğitim sisteminin daha sizin adamlanmış kesinlikle eğitim sistemi için yapılan bir işgal ve boykottu bu. Ve sonunda da ilginç bir şekilde hocaların da ilgisini çekti. Onlar da bizimle bir mahkemeye çıktık vesaire. Fakat onlar da bizim adımıza şahitlik ettiler ki bu okul bir revizyona ihtiyacı var ve bunun, bu çocukların talebi bizim de talebimizdir şeklinde bu şekilde tamamlandı. Ondan sonra kazanımlar da oldu. Mesela kendimi hatırlıyorum yönetim toplantısında öğrenci temsiliyeti aldık, kazandık ve öğrenci temsilcileri olarak her bölümden birer öğrenci akademi yönetim kurulunda yer aldı belli bir süre için. Ondan sonra ayrıldığım için daha sonra akıbetini bilmiyorum açıkçası. Şimdi işlerinizin merkezinde İstanbul yer alıyor odağında çoğunlukla dedik. Bu çerçevede de kendinizi bazen şey diye tanımlıyorsunuz ya da size o atfediliyor. Hani bir tür vakanvist. Olduğunuz bir tür vakamüvislik atfediliyor. Siz bunu zamanın notunu tutmak sanıyorsunuz. Evet, zaman bir şeyleri kayıt altına almak belki. Bu anlamda da hani işlerinizde o İstanbul'un geçirdiği dönüşümün
kayıt altına alınmasını çok farklı düzlemlerde tekrar tekrar görüyoruz. Belki bu çerçevede hani en fazla bilinen işlerinizden birisi 2005 yılına ait bir video işi. Mekanın, meydanın belleği. Taksim Meydanı'na odaklanıyor bu video iş. Arkamızda onun da görüntüleri. Şu anda görüyoruz. Evet, evet. İki kanallı bir video. Evet, evet. Ve bir anlamda da kamusal bellekle kişisel bellek, öznel belleğin iç içe geçtiği, toplumsal bellek ve kişisel belleğin ya da birbiriyle kesiştiği alanlar gözlüyoruz. Biraz bahseder misiniz? Şimdi tabii, ben... öncelikle bu vakanüvislik meselesine bir açıklık getirmek isterim. Aslında o tanım... 1900 kaçtı onu tam olarak 94 diyeceğim. Bir işim var, Kronografya adı altında. O da radyo dergisi, evet, radyo dergilerinin yuvarlak enstale edildiği bir iş. O sırada bunun ismini Kronografya koyduğum zaman tabii bu bak anüvislik de çağrıştırdı. Yani kronograf zamanın kaydını tutan, onu zamana kaydedip onun unutulmamasını sağlayan kişi olarak. Fakat ondan sonra düşünüldüğünde haklısınız. Yani bir nevi zamanın kaydını tutmaya da çalıştım galiba işlerimde. Meydanın bellerine gelince de o 2005'te yaptığım bir iş. 2005'te aslında bu işi yapmak için imkan bulmuştum. Ama bu iş benim kafamda ondan geriye doğru çok uzun süredir var olan bir şeydi. Özellikle mesela şey sırasında her seferinde o meydandan geçerken o meydanı düşünmek, o meydanda nelerin yaşandığını, geriye doğru neleri paylaştığımızı düşünmek benim için bu şeyi, projeyi yapmayı zorunlu kılıyordu sonuçta. 2005'te İstanbul Modern'in önemli açılış yılından bir sene sonra önemli büyük sergilerinden biri açıldı. Rosa Martinez küratörüydü. Ve beni davet ettiği zaman ben ondan bir istekte bulundum. Ben bu sergiye katılmak istiyorum ama bu projeyle katılmak istiyorum ve bunu gerçekleştirmek istiyorum. Çok zordu çünkü bütçe neredeyse yok gibi bir şey. Çok az bir bütçeyle yola çıkıyoruz. Arkadaşlarımdan ve her yerden müzenin koyduğu belli bir şey vardı, imkan vardı. Onun üzerine derleyip toparlayıp bu filmi aslında ciddi bir sinemasal ekiple çektim. İç mekan bölümlerini. Diğerlerini de yine arkadaşlarımın sayesinde yani çeşitli kaynaklardan bu görüntüleri elde ettim. Onlar da aslında zamanında çekilmiş, çok fazla da paylaşılmamış çünkü günün koşullarında o görüntüleri de paylaşmak çok zordu. Orada burada kalmış görüntülerin o film içinde kullanım hakkını istedim ve elde ettim. Şimdi meydanın belleği nedir? Meydanın belleği, bütün meydanların bellekleri var. Yani isterseniz gidin Tiananmen Meydanı, isterseniz Tahrir Meydanı, isterseniz şu anda Ukrayna'nın Maydan, yani o zaten meydan, onun belleği ki şu anda çok taze. Yani ilk şeylerin, tartışmaların yapıldığı andan itibaren bütün meydanların var belleği. Benim yaptığım belli bir noktadan başlayıp belli bir noktada bitirilmiş bir filmdir. Yani o 85'te 85'te biter.
Onu bitirmek istedim. Çünkü dikkat ediyorsanız meydanın belleği, bellek sürekli yazıyor ve üst üste bindiriyor. Yani şu ana kadar geldiğimizde o filmdeki meydan var mı? Hayır, yok. O filmdeki meydan değişti. Hatta 5 kere değişti. Birçok şekilde değişti. Olaylarla değişti. Gezi olaylarıyla, oraya yapılan yeni camiyle, yıkılmayan ama iç mekanı tamamen değiştirilen Atatürk Kültür Merkezi'yle, meydanın ele alış biçimleriyle, yani orada toplantıya izin verilmemesi durumlarıyla, hepsiyle yepyeni bir bellek oluşturdu 1985'te kesilen filmden sonra. Burada topladığım benim aslında basit bir yaklaşım. Yani meydanın iyi günleri. Hatta iyi günlerin içine giriş yazısının altında bir balon uçurma hadisesi vardır. Hakikaten böyle bir şey var. Fotoğraflarıyla bulduk onu. O balon uçurulmuş. Ondan sonra ne olmuş? Bir cumhuriyet. Tam Osmanlı'nın son dönemine ait değil mi o balon uçurma? Ondan sonra ne olmuş? Cumhuriyet şeyler, devrimler diyelim. Anıtın işte, açılması. Onun açılması. Nazmi Ziya'nın harikulade bir resmi vardır onunla. Hatta belki de benim çıkış noktam o resimdir. Ondan sonra onun üstüne gelen, yavaş yavaş birikmeye başlayan iyi günler, kötü günler. Bu filmin içinde belli şeyler vardır, sekanslar vardır. O sekanslara ikili ekran, her zaman iki projeksiyonla göstermeyi seçiyorum. Birinde aile vardır, birinde meydanın görüntüsü vardır. İkisinin ayrı sesleri vardır. Ve her sekans değiştiğinde de meydan bu tarafa geçer, aile bu tarafa geçer. Ve biz biliriz ki o farklı bir dönemdir, farklı bir zamandır. Aile çeşitli şeyleri, aile değişmez, aile hep aynıdır. Çünkü ona bakan öyle bir yapıdır aile. Pencereden bakan ama bizim görmediğimiz bir pencereden bakan. Çünkü onların pencereden baktığını görmeyiz. Onlar sadece sesleri duyarlar. Biz öbür ekranda meydanı da görürüz. Avantajımız budur. Bir anlamda aile bir iç alan olarak. Elbette. Var. Elbette. Orada. Elbette. O meseleye çoğunlukla kadınlardan oluşan etkilenen, bir alan. Bir neden kadınlardan erkek oluşan, onu da anlatmak isterim. Başlangıçta erkekler vardır. Ama yaşanan o yoğun, sert dönemlerde aslında erkekler hep alınır, götürülür. Ve kadınlar tek başlarına kalırlar. Her zaman olduğu gibi, savaşlarda olduğu gibi. Darbelerde de aynı şey olur. Daha başka zor durumlarda da hep kadınlar yalnız kalır. Hatta orada bir tane mektup okuma sahnesi vardır. Ben mesela onu çok etkileniyorum o sahneden. Çünkü o mektup okuma tamamen 27 Mayıs'a referanstır. 27 Mayıs'ta benim babam Yassıada'daydı. Ve biz ondan gelen 100 kelimelik mektupları okurduk. Tek iletişim buydu. Yani bunlar, ondan sonra geliyorsunuz başka zamanlara. İşte Kanlı Pazarı. Kanlı Pazar'da radyodan çıkmış eve gidiyordum. Yani onun içinden geçtim. Öbür tarafta 77 1 Mayıs'ı, o gördüğümüz olağanüstü kalabalığın içinde herhangi biriydik. Yani bütün bunların bir yaşanmışlığı var, bir nesnelleştirilmesi var. Bir de iki ayrı ekranda, yani onu izleyen ve hissedenin noktasında ve de meydanı görerek sunuluşu var. Meydanın belleği böyle bir iş. Sanıyorum 85'te bitiyor dediniz. Tarlabaşı yıkımları. Tarlabaşı yıkımıyla o çok etkiledi beni. Yani Tarlabaşı yıkımı aslında Taksim Meydanı'nın sonuydu. Çünkü orada bir blok apartman vardı yüzyıl başından. Onu göz göre göre bir büyük şey açmak için yıkarken zaten bütün Tarlabaşı'nı yıktılar. Yani büyük bir tarihi
yerle bir ettiler. Aynı şey şeyde de oldu. Fenerbalat işte şey yolunda, Eyüp yolunda da aynı şey oldu. Yani bütün bunlar üzerinden buldozerle geçilen tarih anlarıdır. Başka bir şeye daha işaret etmek istiyorum. Bu işi biz çok gösterdik. Yani hemen hemen işte bütün ülkelerde yani ne bileyim Yunanistan'ından bilmem Portekiz'inden işte kuzey ülkelerinden her yerden aldığım reaksiyon çok enteresandır. Çünkü hepsi dediler ki hayret, aile yerinde duruyor. Biz meydanı yerinden kaldırıyoruz. Kendi meydanımızı yerine koyuyoruz ve bu film çalışıyor. İşte öyle bir şey olduğu zaman ben çok mutlu oluyorum. İstediğim buydu. Bütün istediğim buydu. Bir yandan da bunu şöyle de çok anlamak mümkün. Film çok güçlü sinema duygusu olan bir film. Siz zaten hani sinema filmi gibi çektim. Evet. Hani siyah beyaz görüntüler, kurgu görüntüler, belgesel görüntüler de öyle. Sanıyorum Selmi Andak değil mi? Orijinal müzik müziği. Hayır, Selim Atakan. Selim Atakan. Orijinal müzik Selim Atakan. Selim Atakan. Aslında çok profesyonel bir ekip tarafından çekildi. Bir Amerikalı bir kameramanım var ve bütün oynayan arkadaşlarım da profesyonel oyuncular. Yüzler, hepsi profesyonel oyuncu. Ama onu da çok söyleyen var. Yani kim bunlar? Hakikaten bir aile mi falan diye soranlar çok oldu. Demek ki o duygu orada tamamen kaynaştı ve ortaya çıktı. Yani o anlamda tabii hiç söz yok, konuşma yok. Fakat o uluslararası ne diyelim hani siyasi şiddeti yaşamış bütün evet. Kentlerde aslında hissedilebilecek bir arka plan evet kesinlikle. Evet. Bir de benim bir hissim de hani sizin işlerinize özgü bir kadınsı bir alan, feminen bir alan yaratmaya dair bir yani onu özellikle uğraşmıyorum açıkçası. Karşımıza çıkan böyle bir hissi de ben kapılmıştım. İşte biz çok evde elbise dikmek, elbise provası, evet, fal bakmak, evet, sofra evet, hazır, evet, kek yemek, masada çay falan. Evet, ev hali. Ev hali o gerçekten evet, anlayabiliyorum birçok ülkede karşılık bulabildiğini evet, duygu durumu olarak, evet, imgeleme olarak. Ev hali. Şimdi birazcık siz zaten bahsettiniz sizin bizzat yaşadığınız olaylarla da iç içe geçtiğini belgesel görüntülerin. Sizde 12 Mart 1971 darbesini aslında en sarsıcı şekilde yaşamış. Uşağı mensupsunuz. Hani bizzat da evet, yaşıyorsunuz evet, sonuçlarını. O döneme ait yine 70'lere ait söylediklerinizde bir böyle kapalılık duygusunun, kuşatılmışlık hissinin altını çiziyorsunuz. Bir yandan başka bir gözleminiz hani 60'larda 68 hareketinin o özgürleştirici potansiyelinin akademideyken hissedildiği, Türkiye'de, İstanbul'da hissedildiği ama 70'lerde başka bir düzleme geçildiği. Siz de sol öğrenci hareketi içerisinde bir örgüt bağlantınız yok ama sanatsal olarak destek vererek bulunuyorsunuz o dönem boyunca. O döneme ait en fazla bizim bildiğimiz işiniz de 1 Mayıs afişiniz. Evet. Bugün özellikle 2000'lerden sonra çok dolaşıma giren 1977 evet, 1 Mayıs için yaptığınız afiş. Biraz bahsetsenize 70'ler orada nasıl bir sanat pratiğiniz anlamında sizin nasıl bir hayatınız yani oldu? Yani 70'lerde sanatçılar oldu aslında bir anlamda yani birbirlerini gözetir, bir arada üretime çalışır, bir arada olmaya ve bir anlamda yaşanılan olaylara destek verici sanatlarıyla nasıl katkıda bulunacaklarını düşünürler ve bunu gerçekleştirmeye çalışırlardı. 70'lerde
erken 70'lerden bahsetmiyorum ama ortasına doğru işte Devrimci Sanatçılar Birliği ya da Görsel Sanatçılar Birliği adı altında buluşan sanatçılar bu bağlamda hem düşünce üretir hem de iş üretir verdi. Yani o dayanışma, o bir arada olma ve iş üretme terbiyesi hepimizde vardı. Yani bunlar nasıl olurdu? Mesela sendikalara ihtiyaçları olduklarında afişler, şeyler, onların taşıyabilecekleri pankartlar, ondan sonra herhangi bir toplantıları varsa istedikleri takdirde broşürlerini sağlamak. Ondan sonra mesela o dönemde var olan sokak tiyatrosu, tiyatroları, iki tane sokak tiyatrosu var. Gidip agitprop gösteriler yapmak. Yani olayı yüksek tutabilecek ve olayı hareketlendirebilecek her türlü gayreti sanatçılar böyle bir döneme kendilerinden sunarlar ve kendilerinden o noktada verimli olurlardı. Yani 1 Mayıs afişine gelince de aslında yine gerilimli günler, yani 1971 darbesini yaşamışız. Bütün bunların hepsi üzerimizden geçmiş ağır şeyler ve hala mesela hiçbirimizin pasaportu yok. Benim 16 yıl pasaportum olmadı. Şimdi 17 yıl pasaportu olmadı. Hatta 18 yıl. Ondan sonra her şey aslında hala yaşanıyor. Hala gerilim halindeyiz. Ve o zaman daha anlayamıyoruz ama at başı bir hızla 80 darbesine doğru ilerliyoruz. Ve bu 80 darbesine doğru gidilirken işte dediğim mesela görsel sanatçılar ve vesaire, yani herkesin bir gruplaşma, sendikalaşma ya da dernekleşme durumu var. Dayanışma da kendi içimizde çok önemli. Ve onun sonucunda 77 1 Mayıs'ına gelindiğinde artık tansiyon çok yükselmiş durumdaydı. Ve herkes, yani bu 1 Mayıs'a katılım gerçekten her kesimden, sinemacılar, tiyatrocular, yani sanat camiası dediğimizde kendi gruplarıyla katılmışlardı. Ve bu arada o gösteri için, gösteri diyeceğim çünkü bir bayram kutlaması şeklinde yapılıyordu bu. Ve o kutlamanın içinde işte Orhan Taylan'ın büyük resmi pankartı Taksim Meydanı'nın ortasına asılmış. İşte benim yaptığım resimlerden oluşturulmuş Banksen pankartları Türkiye işçi sınıfı tarihini taşıyor ellerinde. Öbür tarafta işte sinemacılar örgütlenmişler. En önde işte Fatma Giri'nden işte yani düşünebileceğiniz bütün şeyler, sanatçılar orada, tiyatrocular orada, herkes orada ve bir büyük coşkuyla, bir kutlama coşkusuyla meydan hınca hınç dolu, binlerce insan orada ve bunu yaşarken başımıza gelen, biliyorsunuz 36 ölüyle ya da bilmiyorum daha da fazla mı üstümüze açılan ateşle günü bitirdik. Tuhaf bir şekilde bu 1 Mayıs afişi daha önce yapılmış. Yani 1 Mayıs için yapılmış bir afişti. Evet. Ve 1 Mayıs için basılmış ve dağıtılmış bir afişti. Yani sanki bir, evet, sanki bir öngörü, sanki bir ileriye doğru bilgi gibi. Ve olaylarla birleştirilince tabii evet bayağı ürperdim şu anda. Çünkü yine içimden geçiyor. Olaylarla birleştirildiğinde kalıcılığı sabitlendi. Ve onun için kıymetli bir afiş diye düşünüyorum. Yanındaki diğer bütün afişlerle birlikte diyelim. Muhakkak. Yani, muhakkak. Evet. Muhakkak. Ama işte o zamanın notunu tutmak orada da acı bir galiba, not olarak. Galiba. Yani niye öyle bir afiş yaptım? Başka afişlerim de var. Aynı olay için diğer afişlerim de var. Ama bu da var. Bu
sanki ileriyi görür gibi bir olaydı. Yani onu anlayamıyorum. Tuhaf bir şeydi. Kalıcılığı oradan. Yani iyi bir şey değil ama. Evet, i̇yi evet, bir şey evet ama bir anlamda da ama yine de hani acı ve travmatik bir olayın da evet, hani bir evet. Ne diyelim hani onun bir izini süren. Kesinlikle, kesinlikle. Yani bunun izi gibi diyelim. 80'ler siz de söylediniz zaten 70'ler hani yükselen bir şiddetle 80 darbesine gidiyor. Herhalde 80 darbesi de yine sizin kuşağınız için de bir diğer travma olarak yaşanıyor. Ve 80 darbesiyle eş zamanlı olarak bu ekonomik olarak da çok büyük bir dönüşüm yaşıyor Türkiye. İthal ikametçi dönemden neoliberal piyasa evet, merkezli evet, bir yeni liberal ekonomiye geçiş, Özal dönemi. Şimdi bu dönemde 80'lere ait işlerinizin pek çok yönden nitelik değiştiriyor işler. Evet. Kullandığınız malzeme işlerin yapısı. Ama aynı zamanda içerikleri de işleri daha şaşırtıcı hale geliyor. Evet. Pek çok yönüyle. Siz yine bu o dönemde de kendinizi bir gözlemci olarak konumlandırdığınızı söylüyorsunuz. Yani adeta böyle sosyolojik evet, bir bakışınız evet, da evet, var evet, her dönemde. Ve o kırdan kente göçün hızlandığı dönemde yeni oluşan bir kırma kültürden bahsediyorsunuz. Hem göçenler için çok şaşırtıcı bir deneyim, evet, zorlayıcı bir deneyim. Hem de kentte bulunan ve o göçü yaşayan, o göçle evet, birlikte kentin dönüşümünü yaşayanlar için evet, çok yadırgatıcı evet, bir deneyim. Bir anlamda da bu sizin o dönemde yaptığınız işler bu şaşkınlığın notunu tutuyor. Hani denebilir belki bu karşılıklı evet, şaşkınlığın. Evet. Orada bir son bir şeyle bağlayayım bu soruyu. Bunu da merak ediyorum. Şimdi o dönemin tartışmalarına baktığımız zaman 80'lerin içinde aslında herkes daha böyle çok şikayetçi gözüküyor. Ve en fazla dolaşımda olan kavram yozlaşma. Hep bir bir kayıp, ağır bir kayıp duygusu evet, ve bu göçün evet, yarattığı, evet, onunla birlikte gelen bu arabesk kültür yarattığı yozlaşma. Sizin işlerinizde ise buna bu perspektiften bakmayan, bunun çok daha ne diyelim yani nötr bir kaydını tutan bir tavır var. Biraz hem sizin o dönemkinden bu nasıl oluştu? O işler nasıl oluştu? Biraz tamam, ondan bahseder. Şimdi düşünün yani 80 darbesi olmuş ve ondan sonra evet yani bir liberalleşme durumu var. Siz hala kapalısınız. Yani bir 10 yıl kapalı kalmışsınız. Önünüzde ne zaman bu kapalılıktan kurtulacaksınız? Onun da bilgisi yok. Sanatçısınız, bir yerden beslenmek zorundasınız. Bir üretme ve bir şey yapma duygusu içindesiniz ve isteği içindesiniz. Ve de yani imkanlarınız işte burası ve sizin gözünüzün önünde var olan durumlar. Doğru, müthiş bir şikayet dönemidir o. Yani her şey yozlaşıyor. Her şey kötüleşiyor. TRT yasak getiriyor. Neye yasak getiriyor? Arabeske yasak getiriyor. Ne o? Dilimizi kötüleştiriyor. İşte bilmem yayınlara yasak, işte bilmem evimize sokmayalım arabesk kültürünü ve yani patlayan öyle bir şey. Ne olduğunun tarifi yapılamıyor ama bir şey oluyor etrafta. Bu ne? Yani köyden kente müthiş bir göç var. Yani neredeyse şehri savuracak kadar büyük bir nüfusa ulaşıyor şehir. Şehirde kalanlar da bunun dehşeti içinde ne oluyor ne bitiyor. Ama şehrin kültürüyle bir başka kültür birleşiyor. Ve bu çarpışmadan bir başka kültür filiz vermeye başlıyor. Aslında bu benim ilgimi çekti. Yani orada reddetmek yerine buna bakmanın, bunu gözlemenin çok daha ilginç olabileceğini düşündüm. Ama bunu da anlatabilmek çok zordu.
Yani belki anlaşılması, anlaşılmam o dönem işlerin anlaşılması biraz uzun vadeli oldu diyebilirim. Hemen anlaşılmadı. Ama ısrarlı olmam da şuydu, o yaşayan bir şeydi. Yani fevkalade cıvıl cıvıl yaşayan bir şeydi. Ve onu gözlemleyip nedenini, altyapısını, niye olup böyle bir şeylerin olup bittiğini anlamaya çalıştığınız anda onun çok önemli bir şey olduğunu fark ediyordunuz. Benim ısrarım oydu ona doğru. Tam o noktada belki sorarsam kapıyı kapatmak iyi olabilir. Şimdi bir yandan da aynı dönemde sizin sinema çalışmalarınız devam ediyor. Sinemada sanat yönetmenliği yapıyorsunuz bazı filmlerde. 1984 Atıf Yılmaz'ın Bir Yudum Sevgi adlı filmi aslında önemli de bir yer tutuyor. Resimleriniz, sanat işleriniz anlamında da. Diyorsunuz ki o film için, ki sanırım Latife Tekin yanlış mı hatırlıyorum filminde değil mi senaryosu? Çünkü 80'ler ve bu kırma kültürü aslında, bu göç kültürü en iyi anlatan Latife Tekin. Yani, tabii. Ve anlaşılma, farklı bir perspektiften anlaşılabileceğine dair de aslında müthiş perspektifi sunan. Onun Sevgili Arsız Ölüm, Belçika Üstü Çöp Masalları böyle devam eden. Şimdi bu Bir Yudum Sevgi Atıf Yılmaz'ın siz sanat yönetmenliğini yaparken burada da aslında fabrika işçisi değil mi? İki tane bir kadınla, ikisi de evli. Bir kadınla erkeğin birbirlerine aşık olmaları ve o mahallenin buna tepkisi vesaire. Atıf Yılmaz'ın hem de o biraz o dönemde öne çıkacak o kadın erkek ilişkileri, kadınların özgürleşmesi aslında çok önemli bir ince nokta var o filmde. Köyden kente göçen ve kimliksiz kişilerin işçi sınıfı mertebesine yükselme noktasıdır o. Yani kadın işsiz, kocası işsiz ama kadın direnir orada. Yani ben fabrikaya girip çalışacağım. Fabrikaya girip çalıştığı zaman kimlik oluşturuyor artık. Orada işçileşme noktasına giriyor. Ve orada öğretisi, bilgisi, her şeysi seviye atıyor, yükseliyor. O hikaye onun hikayesidir. Ve çok özgürlük çok de tabii, yani ekonomik özgürlük. Onunla gelen özgürlüktür o. Yani bugün hala kadın cinayetlerinin pek çoğu büyük bir ihtimalle bu özgürleşmeye karşı direnen erkeklerin gerçekleştirdiği şeyler. Ama yani orada o sinema filminde Latife Tekin'in yazdığı senaryoyla anlatılan budur. Ve çok yani Atıf Yılmaz'ın da fevkalade başarıyla aktardığı bir konudur bu. Ve zamanı ondan iyi anlatabilecek bir film, başka film olduğunu. Kesinlikle. Var başka filmler ama bu birinci ve öz filmdir yani onu söyleyebilir. Hale Soygazi, Kadir İnanır. Hala televizyonlarda arada gösteriliyor. Yani her seferinde insanın da bir daha muazzam dediğiniz gibi Atıf Yılmaz'ın da müthiş o sinema dili. Son derece muazzam bir komedi aynı zamanda arka planda. Şimdi siz bu filmin sanat yönetmenliğini yaparken diyorsunuz ki yüzlerce, onlarca ya da evin içine girdim, çıktım ve malzeme topladım. Evet. O topladığım malzeme benim o kadar hani tabiri caizse aklımı çelmeye başladı ki bir süre sonra onları tuval ve iki boyutlu yüzey benim için yetersiz hale geldi. O malzeme işlerimi entegre etmeye başladım. Bunun şimdi şöyle bir şey, zaten ben İstanbul'la ilgili, değişimle ilgili vesaire bütün resimlerimin konusuydu. Resimlerim yüzeyde ve yani her ne kadar çok memnunsam da sonuçlarında şey yoktu. Yani bir başka bir yere açılmak çok istiyordum. Sinema bana çok iyi geldi o sırada. Yani resim yüzeyinden kurtulmak, sinemada çalışmak vesaire bu çok iyi bir ilişkiydi. Tam o dönem için en güzel ilişkiydi. Üstelik de ekip
İşte Atıf Yılmaz, Latife Tekin, işte Kadir İnanır, Hale bilmem ne, yani böyle bir harika bir ekiple beraber olunca bambaşka bir yere doğru gidiyorsunuz. Müthiş ferahlatıcı bir noktaydı. Fakat şunu söyleyeyim, o zamanın durumunu anlatayım. Yani sanat yönetmenliği neydi? Sanat yönetmeni. Gel bana sanat yönetmeni ol. Para? Ne yapacağım ben? Yok, para yok. Bütçe yok. Bütçe diye bir şey yok. Git pazara bir şeyler al gel. Tamam, peki ben pazara gideyim. Zaten onları seviyorum yani, gidip dolaşmayı. Pazara gideyim. 3 kuruşla bir şeyler alayım bilmem ne. Ama işte onları alıyorsun. Sonra evler. Evler öyle, yani evler diyoruz, stüdyo, böyle bir şey yok. Çekimler nerede? Sokakta. Sinema, iç mekanlarda çekil. Hadi şunu bir gece fonduyu boşaltın, içine bakın ha. Yatak da düzgün, yer de düzgün. İşte 2 tane de koltukları var. İçindekiler de çok heyecanlanıyorlar çünkü 3-5 kuruş da kazanıyorlar. O günlük çıkıyorlar evden, kapının önünde bekliyorlar. Ondan sonra biz giriyoruz, işte kameralar bilmem neler. İçeride biraz düzenleme yapıp o gece konduyu çekiyoruz. Fazla bir şey değil yani o gece kondu. Ama tabii orada yapılan şey, o gece konduda göz önüne gelecek şeyleri toparlayıp kameranın görmesini sağlayabilmek sanat yönetmeninin işi. Yani bu yapılıyor. Öyle bugünkü gibi. İşte bilmem kostüm arabaları, bilmem neler, büyük kameralar, şunlar hiçbir şey yok. Gayet basit bir işlem yapıyoruz ama güle oynaya yapıyoruz. Filmimiz de fevkalade iyi oluyor. Bu arada tabii girdiğimiz evlerde ben gözlem yapıyorum. Topladım lafı aslında iyi bir şey değil. Belki ben kullandım onu ama. Yani o bir şeyi topladım. Yani malzemeyi, kafamdaki malzemeyi orada topladım. Ve onun karşılığında 1-2 elbise, oradaki kişilere giydirdiğim elbiseler, işte orada bulunan bir yatağın üstüne pazardan alıp örttüğüm bir kaplanlı örtü vesaire, bütün bunlar daha sonra benim malzemem oldu. Yani filmden kalma malzemeler benim malzemem oldu. O malzemeler de otomatikman kendi işlerime girdi. Ve bu işler de, o dönemin işleri de, direkt olarak bir temas oluşturan o kiç malzemenin sanat işine girmesiyle oluştu. Herhalde şimdi oradan da Bilsak serginize de geliyoruz. 1985 Bilsak'ta, evet. Bilsak Galeri'de duvar halıları. Evet. Yani siz aslında hem duvar halılarından belki bahsetmek iyi olur burada. Çünkü onu da muhtemelen sizin sürecinde de o halılarla karşılaştınız. Evet. Bilsak'ta da siz mekanı bizatihi kendiniz oluşturuyorsunuz, evet, her şeyiyle. O Bilsak sergisi, halılar ve çok merak ettiğim nasıl karşılandı o sergi? Çünkü tamam, yine çok farklı bir, değil mi? Bambaşka perspektif açan bir tamam, harika bir perspektif. Aslında dediğim gibi çok yavaş oldu bizim gelişimimiz. İlk tepkiler neydi bunu merak ediyorum. Yani şöyle bir şey, ben galerilere başvurduğumda İstanbul'da kimse bana sergi açmak istemedi. Çünkü kavram olarak yaptıklarım herhangi bir şekilde bir galeride sergilenecek ve de satışa açılacak şeyler değildi. Benim de yani tamam, kimse yapmazsa ben yaparım dedim. Bilsak o sırada gerçekten bir kültür merkezi olarak çalışıyordu. Mustafa Kemal Ağaoğlu orayı yönetiyor. Çeşitli kültür etkinlikleri, işte dersler veriliyor, sanat dersleri vesaire. Tiyatro topluluğu var. Evet, harika bir zamandı aslında. Aslında işte o dönemler, bu duygu ve bu paylaşımlar çok güzel şeylerdi. Küçük caz. Evet, evet. Ben de dedim ki tamam, ben şu katın kaçsa kirasını 1 aylık vereyim. Sen bana ayır burayı. İşte şu sergiyi yapayım. Tamam, duvarlar tamam. Yani neyle asacağım? Çiviyle asacağım. Onu da çakarım duvara falan ama ışık nerede? Yani bir galerinin
işi gösterecek olan şey. Herkes getirin bakalım evdeki ayaklı lambaları bilmem ne, onları topladık ettik ve bu sergiyi açtım. Müthiş farklı bir şey. Yani hiç öyle algılanacak yani şey yapılacak. Fakat o sırada bir Fransız grubu İstanbul'daydı ve dediler ki yani bu çok ilginç bir şey. Biz bu sergiyi işte Grenoble'e götürelim, açalım. Ondan sonra ilk 1988'de aynı sergiyi aşağı yukarı Grenoble'de bir mekanda açtım. Fransız grubu derken sanat grubu mu onlar? Hayır, yani bir festival düzenlemeye gelen, yani aslında neydi ismi hatırlamıyorum. Türkiye üzerine bir festival düzenlemeye gelen bir gruptu. Onlar geldiler işte öyle bir talepte bulundular. Sonra da bu sergi gitti ama o sırada işte Mehmet Ulusoy'un sergi tiyatrosu gösteri yapıyordu. Diğer filmler gösteriliyordu vesaire. Fransa'da bir etkinlik dahilindeydi ama benim de belki ilk dışarıya doğru adımım. Çünkü ilk defa pasaportumu almıştım o günlerde. Sadık'ın hala pasaportu yoktu, Sadık Kara Mustafa'nın. Hatta onun işlerini, o da davetliydi bu etkinliğe. Onun işlerini götürüp ben uyguladım orada. İkimiz adına varlık gösterdim. O hala kapalıydı çünkü. Böyle yani bir şey. Bilmiyordum, İlsak sergisi sizi dışarıya da. Onu da ilk defa o açtı. Ondan sonra tabii yani daha farklı yerlerde bunları ama yine de 90'lara kadar benim o işleri düzgün bir şekilde, yani aslında 89'da Biennale'le katıldım. Onun getirdiği bir getiri var. Ondan sonra işte 90'larda 92'de 3. Biennale katıldığımda Mystic Transport'la birlikte bu halıların bağlamı anlaşıldı. Ondan sonra da zaten kapılar açıldı. 92 Vassıf Kortu'nun o zaten bir hani kopuş da deniyor. Şimdi halıların biraz da hani mahiyetinden bahsedelim. Gerçekten şaşırtıcı. Bugün de şaşırtıcı. O dönemde Türkiye'de üretilen ama birçok farklı yere, değil mi, Türkiye'den ihraç edilen halılar, duvar halıları. Onun içinde içlerinde o farklı kültürlere ait bir takım böyle ikonik figürler, enteresan kolajlarla bir araya geliyor. Hani siz belki biraz. Ve tabii siz de sonra bunlardan kendi kolajlarınızı oluşturuyorsunuz. Evet. Yani biraz orada çok ilginç çakışmalar var. Evet. Arkanızda evet. Onlar da geçiyor. Evet. Biraz belki bahsedersiniz evet. Oradaki farklı kültürel temsil biçimlerinden. Valla ona şimdi bir şey geldi aklıma, tanımlama. International kitsch diyelim. Yani o görüntüler dünyanın her yerinde var. Meksika'da var. Şeyde var. Orta Doğu'da var. Afrika, Kuzey Afrika'da var. Bizde var. Nereye gitseniz yani gidin Berlin'de o halılar hala işte Türk dükkanlarında satılıyor. Yani onun kaynağı nedir? Çok uğraştım bunu bulmaya. Yok. Onlar serigrafiyle belli bir pazen kumaşın üstüne basılan ama o imajların kaynağı ne onu bilemiyorsunuz. İşte onlar yanında satılan küçük heykelcikler vesaire vesaire, onların hepsi o dönemde bir patlama halinde ortaya çıkan, her yerde satılan ve her yerde ayağımıza dolanan ve de bu yeni gelenler, yani şehre yeni yerleşenlerce kendi evlerini dekore etme heyecanıyla kendi evlerinde kullandıkları bir malzemeydi. Dolayısıyla beni o anlamda da çok ilgilendirdi. Çünkü direkt olarak bu köyden kente göçün bir simgesi gibiydiler. Bilsat'taki sergi nasıl karşılandı? Hani ona dair hatırladıklarınız güzel, var mı? Güzel dolaşıldı diyeceğim. Öyle mi? Bir en azından bir farklı bir deneyim olmuş olduğuna kesinlikle, eminim. Kesinlikle. Yani geri dönüp baktığınızda onun değerini anlıyorsunuz. Yani ısrarlı bir sanatçının, devam etmekte kararlı bir sanatçının vakti zamanında
herhangi işini gösterebilecek bir imkan bulamadığı zaman başvurabileceği çareler açısından önemli bir yeri var. Şimdi bunun ikisinden bahsetmişken hem sinemadaki deneyimimizi bilsek çok kısaca hep sinemaya dair, Yeşilçam'a dair çok olumlu konuşuyorsunuz o deneyiminize dair. Artık Yılmaz'dan ustam diye bahsediyorsunuz. Bir samimiyet olduğundan bahsediyorsunuz Yeşilçam ilişkileri. Bir gerçeklik duygusu. Çok. Ve onun biraz mahrumiyetten kaynaklı bir samimiyette olduğu, işte tam da böyle prodüksiyon koşullarının son derece amatörce olması, insanlar hep diyorsunuz verir Yeşilçam'da, almaz, evet, almayı düşünmez. Hep vermek üzere evet, bir ekleyip kenetleyip bir şey ortaya çıkarmak. Biraz bahseder misiniz o Yeşilçam gözlemlerinizden de? Tabii şunu da not düşelim. Sizin bu işlerin içinde olduğunuz dönem aslında klasik Yeşilçam'ın artık can çekiştiği son damlaları. Yani yeni bir film dili oluşuyor. Evet, oluşturulmaya evet, çalışılıyor. Nasıl evet, bir dönemdi? Yani şimdi tekrarlamak istemiyorum. Söylediğiniz her şey geçerli. Müthiş bir samimiyet, içtenlik ve yoksulluk içinde var olan bir sinema, Yeşilçam sineması. Yani herkesin samimiyetle bir tarafından tutup onu yükselterek bir sinema haline getirmesi hali. Yani şimdi zaman zaman ısrarla dönüp baktığım bazı filmler var. Yani düşünüyorum, yani iki tane sanatçıyla yola çıkılmış. Arkasındaki ekibi biliyorum. İki ışıkçı, üç set amiri, ondan sonra bir tane asistan ve yönetmen. Şimdi bir şey gerektiğinde mesela hep böyleydi. İşte bir rol gerekiyor. İşte başbakan görünecek, hemen prodüksiyon amiri bir abimiz vardı gayetle, Celal Bayar'a benziyor. Kâle hemen başbakanı oyna derler. Set amiri, aman set işçisi Hüseyin vardı. O her zaman odacı, kapıcı ya da işte bilmem ne rollerini hemen gel oyna filan denirdi. Böyle gediklerin doldurulduğu, işte şeylerin, oyuncular kendi elbiseleriyle gelirler. Ve işte sanat yönetmeni varsa yoksa da yönetmene bu olur mu, bu uygun mu diye sorulur. Ve o kıyafette şey yapılırdı, yani film çekilirdi. Yani o kadar adanmışlık duygusu vardı ki Yeşilçam sinemasında. Yani bunun tekrardan yaşandığını veya yaşanabileceğini sanmıyorum. Hele hele şimdi işte atölyemin önünde bir film çekiliyor. Orada yaşanan tantanayı gördükçe, camdaki kız filmini benim atölyemin bitişinde çekiyorlar. O tantanayı gördükçe diyorum ki, be hey, yani zamanında neler yaşadık, şu hale bak. Şeyler, elektronik aletler, yemekler, içmekler, 15 tane kamyon giyinme şeyleri, odaları bilmem neler. Yani inanılmaz bir tantana. En sonunda bir dizi çekiliyor ama o eski filmler hep böyle bu şekilde çekilirdi. Yeşilçam'ın kalıcılığını da böyle açıklıyorsunuz değil mi? Yani hani o sahicilikten ötürü hiç bitmiyor. Yani bir şey kalacak tabii Yeşilçam'dan. Yani izlemeden edemiyoruz. Her şey tartışılır. Yani ne derecede iyiydi, neydi, her açıdan ele alınabilir ama o samimiyet ve içtenliği hiçbir zaman tartışılmayacak bir şey. Ama bir direngenliği olduğu da muhakkak. Yani bir direngenliği evet, olduğu evet, ve evet, yok olmadığı, kuşaktan yok, kuşağa geçirdiği, kendini mümkün aktardığı muhakkak. Evet. Şimdi 90'lar tabii çağdaş sanat alanı için çok önemli bir kopuş oluyor Türkiye'de. O konuda sizin seyahatlerinizden de bahsetmek istiyorum. Sormak istiyorum bunu size. Sizin açınızdan
Demin siz de bahsettiniz hani o pasaportsuzluk döneminin de bitişi artık. Evet. Ve siz bir anlamda 90'larda hani harekete geçiyor gibisiniz. Evet. Gezip evet, yani evet. Pek çok tamam. Yerden davet tamam. Alıyorsunuz. İşleriniz dolaşmaya başlıyor, siz dolaşmaya başlıyorsunuz. Ama bir yandan da Soğuk Savaş'ın bitimiyle birlikte sanat alanında da büyük bir paradigma değişimi yaşandığından bahsediyorsunuz. Daha önce üç merkezin domine ettiği, hakim olduğu işte Paris, Londra, New York hiyerarşik bir sanat alanı varken ve İstanbul gibi yerler onun tamamen periferisinde yani görünmez, birbirine denk alanlar olarak tanımlanırken 90'larla birlikte bu hiyerarşik yapının kırıldığı daha yatay, periferideki alanların da birbirleriyle iletişime geçti. Evet. Daha yatay ilişkilerin kuruldu. Bu da aslında biraz o artan mobiliteyle de alakalı. İnsanlar da seyahat etmeye başlıyor daha fazla. İşler dolaşmaya başlıyor. Bu büyük bir değişim yaratmış olmalı sizin hem hayatınızda değil mi işlerinizde? Evet, o kadar çok seyahat ettik ki en sonunda bakın işte çevre kirliliği, evet. Bütün pandemiye kadar geldi. Doğru. En sonunda durduk doğru. Yani onun doğru. için. Ama evet. Siz yani o dönemde başladınız ve hala devam evet. ediyor sizin evet. hareketiniz. Şimdi şöyle bir şey yani 90'larda çok önemli, en önemli şey. Berlin Duvarı yıkıldı. Aynı anda Avrupalı sanatçılar ve düşünürlerin hepsi ciddi bir şekilde bu kolonyalizmin eleştirisi üzerine düşünüyor ve bu tartışmaları çok yoğunlaştırıyorlardı. Ve kendi kendilerine kamerayı çevirip o eleştiriyi daha da hızlandırıyorlardı. O önemli bir şeydi. Bir de birdenbire bu çöküşle birlikte Sovyetler çöktü. Yani o güne kadar var olan bir komünizm düşüncesi yerle bir oldu. Bunların hepsi yani travmatik çöküşler. Siz devam etmeden hemen küçücük bir merak ettiğim şeyi sorayım. Evet. 1989 Kasım ayı Berlin Duvarı evet. yıkılıyor. Evet. Neredeydi? Hatırlıyor musun sizde ne... Nasıl bir karşılık buldu o olay? Şaşırdınız mı? Vallahi ben Berlin'deydim. Öyle mi? Evet, evet. Berlin'de müthiş bir tesadüftür hayatımda. Yani Berlin'de o sabah gitmiştim ve akşamına bunu ertesi günü 15 gün kaldım. Yani uzatarak görmek arzusu ve yaşamak için. Duvar yıkıldı. Sabahleyin insanlar doğudan batıya doğru geçmeye başladılar. Hiçbir duvarın akın değil mi? Üzerinden yani inanılmaz bir olay yaşandı. Yani öyle bir şeye şahit olmak da yani kolay nasip olan bir şey değildir tabii, diye düşünüyorum. Yani muazzam bir şans. Evet, evet. Peki, bütün o süreci görerek yaşadım. Hiçbir işinize konu oldu mu? Yani öyle hayır. Yani bazı şeyler iş konusu. Ya ona ama yani. Fotoğraf çekmek yani hiçbir kaydını tutmadınız mı? Hiçbir kayıt tutmadım. Çünkü bir insanlığın durumuydu bu. İnsan bazı şeyler, bazı dramlar veya bazı anlar karşısında durup bakmak istiyor. Sadece bakmak yeterli. Hiçbir şekilde belgeye dönüştürmek, kaydetmek. Yani benim o günlerde kazancım sadece görmek, bakmak ve onu içselleştirebilmekti. Müthiş bir olay. Duyumsamak belki evet, değil mi? Bütünüyle aynen, duyumsamak. Yani onun dışında hiçbir şeye ihtiyacım yoktu. Sokaklarda yani, gezdiniz. Evet, yani geceleri bazen yalnızdım, tek başımaydım. Yani bir arkadaşımın atölyesinde kalıyordum. O da yoktu. Yani daha doğrusu birinci günü bir oradaydı. Bütün bu olaya müdahil olmuş bir arkadaştı. Şimdi hatırlıyorum mesela onu. Birinci günü beni aldı ve doğuya geçtik birlikte. Yine şeyden ne derler polisten geçerek doğuya geçiliyor. O bir yolunu buldu ve beni geçirdi. Orada bir kiliseye gittik ve orada bunun coşkusuyla birlikte bir toplantı yapılıyordu ve çok
etkilendim. Yani daha sonra öğrendim ki bütün bu olayın toplantıları bu kiliselerde yapılmış, doğuda ve batıda. Ve onlardan bir tanesine katılmış oldum. Ondan sonra arkadaşım bir başka yere gitti. Yani o işi vardı. Ve ben onun atölyesinde kaldım. Ve 15 gün boyunca tek başıma bu olayı Berlin'de yaşadım. Müthiş bir şeydi. Müthiş bir şeydi. Berlin duvarı, o sonra 1990 Sovyetlerin çöküşü. Bugün de aslında bu olayı tekrar yaşıyoruz şu anda. Farklı bir şey Ukrayna. Ve savaş sebebiyle bu tartışmayı. Siz sol hareketten gelen birisi olarak ne bu iki olay, bu iki tarihsel an size hani ne düşündürdü? Şimdi bu iyi bir soru. Yani şöyle bir duygu. Bir inançlarla yüzleşme ve yani onun bir travması yaşanıyor elbette. Yani bugüne kadar ben neyi savundum? Neye doğru hareket ettim? Neredeyim sorusunu soruyorsunuz. Ama onun yanı sıra öyle bir insanlık anı görüyorsunuz ve öylesine insana ait şeylerle hesaplaşıyorsunuz ki yani onun orada artık sağcı mıyım, solcu muyum, bilmem şunu, tutucu düşünce vesaire. Ama bir sarsıntı geçirdiğimi hatırlıyorum. Yani o kolay bir geçiş değildi. Kolay bir geçiş değildi. Yani 90'lar, yani inançlarının, yani o güne kadar doğru bildiklerinin birdenbire tartışılır bir noktaya gelmiş olması, o zor bir zamandı. Zor bir zamanda itiraf etmem gerekir. Peki, şimdi bu dönemde artık kendinizi göçebe sanatçı olarak tanımlıyorsunuz. Zaten yani göçebe sanatçı nosyonu da ortaya çıktı diyorsunuz. Belki de acısını çıkarıyoruz o kapalı olduğumuz zamanların olabilir. Ve kısıtlı imkanlarla da olsa davet edildiğim her yere gitmek istedim diyorsunuz. Sanatımla iç içe yolculuklar geçmiş bir dönemde diyorsunuz. Evet. Biraz önce bahsettiğiniz o meydanın belleği, işinizin de aslında farklı yerlerde karşılık bulması vesaire. Tabii, yani tabii. İşte o sürecin bir sonucu herhalde. Şimdi bütün bu farklı kentleri görmek, yolculuklar İstanbul'a bakışınızı farklılaştırdı mı bu dönemde? Orada önemli bir karar verdim. Şimdi kapılar açılınca, yani o da benimki 86'dır, yani pasaport sahibi olmam. O andan itibaren bütün yatırımımı Türkiye'den ayrılıp yurt dışında yaşamak üzere çalışmaya verebilirdim. Yani diyebilirdim ki artık bana bu ülke çok çektirdi, ben gidiyorum. Bundan sonra başka bir ülkede yaşayacağım ama... Onu istemedim. Hiç canım istemedi o sırada. Ve ondan sonra 90'larda da yani bütün bu değişimleri, her şeyi yaşadıktan sonra ve de rahatlıkla artık dolaşmaya başladıktan sonra çok ilginç bir şey fark ettim. İstanbul'u merkez olarak aldığım takdirde her yer bana açık. Yani istediğim anda burayı baz olarak alıp her yerle irtibat kurabilirim. Bir de burada tabii bambaşka bir şey var. İletişim olanakları değişiyor. Onlar gelişiyor. Yani iletişim kolaylaştıkça dünya daha kolay ulaşılabilir bir yer haline geliyor. O zaman niye ben gidip bilmem nerede yaşayayım? Ben buradan faksla işimi yapabiliyorsam. Ki faks var o zaman. Başka bir şey yok. Yani ne e-mail var. Ben böyle bir yazışmayla bu sergilerimi idare edeceğim. Ben burada kalırım. Ve burada olmanın da bir ayrıcalığı var. Ve hakikaten çok ayrıcalığı vardı. Yani 90'larda İstanbul'da olmak, İstanbullu bir sanatçı olmak ve buradan hareket etmek ve gerçekten bu dünya platformunda çalışmak çok özel, özgün ve önemli bir şeydi. Yani bunu seçtim burada tabii, olmayı tabii. Ve böyle yürüdü. Yani şu anda da yani buna çok memnunum buradan yürüttüğüm şeye ve hala da yine buradayım. Yine burada
Yürüyor işler yani o kadar. Doğru bir karar olduğunu. Çok doğru bir karar. Düşünüyorsunuz. Çok doğru bir karar. Ve herhalde o İstanbul'da o dönemde kendisinin de o çevre içerisinde hani öne çıkması birazcık Sovyetler çökmüş değil mi? Balkanlar, eski Sovyetler vesaire orada da müthiş bir canlılık var. Sanat tabii anlamında, kültürel tartışmalar anlamında. Tabii. İstanbul yine farklı şekillerde göç alıyor 90'larda evet, da. Bu sefer eski Sovyetlerden göç alıyor vesaire. Evet. Yani o canlılığın da ister istemez o hareketin bir parçası. Evet. Yine sizin bazı işlerinizde onu da görüyoruz değil mi? Hani Sovyetlerden bavul ticareti vesaire de. Evet, o biraz şeye bağlıdır. Yani işte İstanbul'un bu değişimi, köyden kente göç, şehrin farklı bir boyuta geçmesi, Sovyetlerin yıkılışıyla oradan gelen gündelik göç diyeceğim ya da bavul ticaretinin hayata katılması. Onunla da ilgili bir iş yaptım. İki sene sürdü bir performans işi. Ve bu performansı 6 değişik şehirde gerçekleştirdim. Fransa, İsviçre, Almanya, Fransa'da birçok yere gidip geldim. Aynen İstanbul'a gelip bavul ticareti yapan bir kadının yaptığı işi, yani onlar gelip örgütlü bir fahişelik değil ama yani ufak tefek işler yapıyorlardı burada. Yani o da belki gerekiyordu son derece affedilir bir şey olarak. Yani bavullarını dolduruyorlardı ve bavullarıyla birlikte evlerine gittikleri zaman çoluklarını, çocuklarını, eşlerini ayakta tutacak bir imkanı sağlıyorlardı. Ben de onları bir onlara ithafen $100 çantamı dolduruyordum. Gidip bana sunulan mekanda çantamın içindekileri satıp bir kadın derneğine bağışta bulunuyordum. Ve aynı zamanda bu önemli durumu anlatabiliyordum bu yolda. Şimdi baktığımızda İstanbul'u merkez alan, odağını alan bir dizi işiniz var. Bunlardan belki biraz bahsedelim. Hem İstanbul'u başka kentlerle yan yana koyan işleriniz var. Galata, Cenova gibi. Evet. 2004 yılına ait bir iş. Hem doğrudan İstanbul'u merkeze alan işleriniz var. İşte Bosphorus 1954, Uyur Gezer, İp Cambazı. Birazcık hani bu İstanbul'u İstanbul'a odaklandığınız işlerden hani birazcık bahsedelim isterseniz. Şeyle başlayalım, Bosphorus 1954. Tamam, aslında diğerlerini saydınız yani evet. Onlara dönmeyelim peki, de yani çok fazla belki dağılmayalım. Bosphorus 1954 evet. Çok enteresan. Bosphorus 1954 aslında bugün de çok büyük bir güncelliği var. Yalan. Çünkü evet. Dün akşamki evet. Aldığımız evet. Dehşet verici haberle yani Ukrayna'nın işgaliyle birlikte yani dönüp Dnieper ve Dniester şeylerinden, nehirlerinden bahseden, ona bağlanan bir konuyu ele almak ve onun üzerinde konuşmak doğru bir şey diye düşünüyorum. 1954 yılında İstanbul'da çok yoğun bir kış geçiyor. Ve aynı zamanda Kuzey Karadeniz'de de aynı durum var. Yani Karadeniz'de de aynı durum var. Dnieper ve Dniester nehirleri donuyor. Fakat onların buzları çözülmeye başlayınca bu buz parçaları, büyük buz parçaları oradan direkt yani bizim aramızda müthiş bir su ilişkisi var Ukrayna'yla. Onlar oradan yüzmeye başlıyorlar ve geliyorlar boğazın içine girdiklerinde İstanbul'un iklimiyle birlikte, İstanbul'un soğuğuyla birlikte bu buz parçaları birbirine kaynaklanıyor. Ve o kadar kalın bir tabaka oluşturuyorlar ki yan yana birikim oluşturduklarında boğazın
bir kenarından, bir kıyısından, öbür kıyısına yürünebilir hale geliyor Boğaz. Bu arada mesela ortada kalan, yolcusunu çıkartamamış gemiler bile, yani işte o Boğaz vapurları bilmem neler, onlar bile bu buz parçalarının arasında sıkışıp kalıyorlar. Yani yolcularıyla birlikte sıkışıp kalıyorlar. Gerçek üstü gibi. Evet ve oradan tahliye ancak bu Boğaz'ın üzerinde yürüyerek kıyıya çıkabiliyorlar. Ve bu kaç gün sürüyor? 4 gün, 4 ya da 5 gün sürüyor. Ve aynı hızda bir kış ve kar devam ediyor. Ve bu süre içinde İstanbul halkı da çok heyecanla bu deneyimi yaşamaya çalışıyor. Buzlar yavaş yavaş erimeye başladığında bile insanlar sokaklara çıkıp Boğaz kıyılarına gidip bu durumun içinde fotoğraflar çekmeye başlıyorlar ve İstanbul'un en çok fotoğraflandığı dönemlerinden biri de bu. Çünkü gerçekten bir sürü fotoğraf biliyorsunuz. Gazeteler, yayın organları hepsi bu olayı fotoğraflayıp belgeliyorlar. Benim bu işim iki kanallı, birisi bir küçük film, birisi de bir altı parçalık bir baskı işi. Böylece bu konuya tekrar döndüm. Çocukluğumdan bir konu, onun için çok severek gerçekleşti. Bahsediyordunuz, imgelerin de yeniden üretilmesi zorlu bir süreç olmuş. Evet, evet. Yani onu Beyazıt Kütüphanesi'ndeki o günlerin gazetelerini çıkartıp onların içinden dijital fotoğraflarını çektim. Görüntülerin. Ondan sonra onları Cağaloğlu'nda çok artık kalmamış olan bir baskı, Çimko üreten bir yere götürdüm ve orada klişelerini çıkarttırdım. Ve o baskıyı da bu klişeler üzerinden gerçekleştirdim. Dolayısıyla kısıtlı sayıda baskılardır onlar. Ve şeysi de yani bana kalırsa yani bir geri dönüşüm gibi tekrar bir hatırlatma için dedim. Çok müthiş bir iş söyledi. Demin konuşuyorduk, ses enstalasyonuyla da olağanüstü bir yani şey var, atmosferi var. Şimdi zamanın kaydını tutan, zamanın notunu alan bir sanatçı için kendi işlerinin arşivinin oluşması önemli bir şey olmalı diye düşünüyorum. 2018'de Salt Online üzerinden sizin sanatçı arşiviniz dijital olarak erişime açıldı. Şimdi bu 50 yıllık üretiminizin bir anlamda kayda alınması, hani bunun ne anlama geldiğini soracağım ama bununla birlikte şunu da merak ediyorum. Bir yandan da bütün bu konuştuğumuz dönemler boyunca bir yandan da suya yazı yazmak gibi bir niteliği de var adeta. Değil mi? İşinizin, üretiminizin. Mesela şundan bahsediyorsunuz. Diyorsunuz ki biz 70'lerde, 80'lerde şu bizim için normal bir şeydi. Sergiden sonra kendi işlerimizi imha ettik. Çünkü hiçbir şekilde depolanabileceği bir yer yoktu. Evet, evet. Onun için sergi broşürleri çok önemliydi. Onlar hani bir her eskizlerimizi saklardık. Bu çok önemli bir şey. Yani hem o dönemde bütün bu üretim sürecinin hani bir yandan da çok emek yoğun üretim sürecinin böyle bir niteliği olması, bir kendi kendini yok eden. Evet. Ve şimdi bugün bu arşiv bunların ne ifade ettiğini belki. Aslında Salt'ın arşivi benim için en büyük şanstır. Gerçekten yani bir sanatçının yaşadığı süre içinde bu kadar çok işinin ve de eskizinin ve de kendisine ait yayınların vesaire hepsinin bir arada bir ulaşılabilir arşive dönüştürülmüş olması o sanatçı için en büyük şanstır.
Salt bunu başardı ve bunu yaparken çok emek sarf etti. Yani benim bütün var olan arşivim Salt'ın mekanına taşındı. Tamamen dijitalize edildi, sıralandı, değerlendirildi ve kolay okunabilir bir halde arşive yerleştirildi. Bu şu anda belli konular üzerinde çalışmakta olan öğrencilere kaynak oluyor. Belli konularda işte sergi yapmak isteyenler ya da belli konularda öğrenmek ve anlamak isteyenler için çok büyük bir kaynak oluşturuyor. Ve bu benim için yani olabileceğin en iyisi diye kendilerine son derece büyük teşekkürüm var. Yani bunu söyleyebilirim. Peki geçmişteki kayıp işler, onlara ilişkin yani o kaybın zaten üretim sürecinin bir parçası olması durumu. Onu ben... Kayıp işlerle de şöyle bir durum var. Yani bunlar o kadar iyi belgelenmiş işler ki yani mesela 1989'da yaptığım bir iş. O işi bütün fotoğrafları ve çizimleriyle elimizde yani bende bulunduğu için onu tekrardan üretmek ki bu sadece Türkiye'li sanatçılar için geçerli olan bir şey değil. Bütün dünyada sanat anlayışının değişimiyle birlikte geriye doğru bakıldığında yapılan bir iş. Geriye doğru değerlendirmede yapılan bir iş. O dönemdeki verilerle aynı işin tekrardan üretilmesi mümkün. Bu üretim yapıldığında da hem yapılış tarihi hem de üretim, daha sonraki üretim tarihi birlikte yazılıyor ve böylece o kaybolmuş işlerin tekrardan hayata dönüştürülmesi mümkün olabiliyor. Ve bu dediğim gibi yani bize ait bir şey değil. Peki. Tamamen dünyadaki yani, bütün sanatçılar. Tamam. Çünkü o dönemde kimse yani neyin ne olacağını bilmeden doğru. İşte yapıyorduk ve geçiyorduk. Belki de daha güzeldi öylesi. Doğru, o da belki evet. Değil mi? Hani... Evet, yani ben ondan her doğru. Zaman yanayım. Yani, doğru. Suya yazmak dediniz. Doğru, doğru. Gönder gitsin, yapıyorum, doğru. Yaptım, bitti bir şey. Doğru. Ama şimdi belgelemek ve aslında onların yaşanmışlığını da bir başka jenerasyona aktarmak o da önemli bir şey diye doğru. Düşünüyorum. Doğru. Şimdi onun için çalışıyoruz. Doğru. Bunu duymak da yani iyi ve şey oldu. Hani bunu bir kayıp olarak yok. Yani her şeyin çaresi bulunuyor. Yani şimdi o yöntemle pek çok iş tekrardan hayata döndürülüyor. Ki bunu yapacak da yani o dönemdeki yani depo yok, bir şey yok. Sanatçı ne yapsın? Kocaman bir şey yapmış. Onu nerede saklasın? Para yok, pul yok. Zaten üretim için kullandığımız şeyi cebimizden ödüyoruz filan. Yani onun için onun yeniden bakılıp yeniden üretimi bu dönemde yapılabiliyor. Yani geçerli bir şey. Şimdi şeyle başladık, bugünle başladık. Ben tekrar bugüne dair bir şey sorarak noktalayalım istiyorum. İstanbul işlerinizin odağında yer alıyor ve hala işte bu iki kentli yaşam pandemiyle biraz sekteye evet. Uğrasa da devam ediyor sizin için. Ama bu arada İstanbul geçtiğimiz yine yani kısa dönemde de muazzam bir değişiklik yaşadı. Özellikle de merkez işte meydanın belliğinde de siz ilk başta ondan biraz bahsettiniz. Taksim, Beyoğlu, İstanbul'un evet. Sanat kültür merkezi de olan pandemi dışında pandemi dönemi dışında hani yaşadığımız bu krizin içinde ekonomik bir kriz, siyasi bir kriz, bütün dünyada evet, evet. Yine bir paradigma değişimi. Nasıl İstanbul'da yaşadığınız bölgeyle, Beyoğlu'yla ilişkiniz, bu yeni duruma ilişkin hissiyatınız, ilişkilenme biçiminiz? Biraz kötü itiraf edeyim. Şeyi sevmiyorum,
bu kadar özensiz büyüme ve bu kadar özensiz yani mesela o yüksek binaların fıtrak gibi çıkması, yani her gün söylenilen burası Dubai'den daha güzel bir şehir olacak sözleri, çünkü çok duyuyorum bunları. Yani Dubai ne, İstanbul ne, ne, neyin peşindeyiz? Yani bunlar, yani ben sevgiyle ve şeyle, çok yumuşak bir dokunuşla bu şeyin, nüfusun büyümesi, köyden kente göçü değerlendirmeye çalıştım. Yani bunun kötü bir şey olmadığını filan ama yani bugün bu gelişmenin çok ciddi neticelerini gördükçe ve artık İstanbul'un yok olmaya başladığını gördükçe biraz üzülüyorum. Hatta çok üzülüyorum ama buna rağmen en son şu anda Eindhoven'da Fanapya Müzesi'nde gösterilen bir işim var. Yani üretimi de son 6 ayın içinde gerçekleşen bir iş. Orada bir enstalasyon var. İsmi Sabırlı Şehir. Sabırlı Şehir. Sabırlı Şehir. O görüntüsü de burada geçiyor. Göç mevsiminde, göç döneminde, susuzluk anlarında köyden kente göçenlerin kullandıkları leğenler, içinde yıkandıkları, çamaşırlarını yıkadıkları leğenlerin içinde 4 tane eski bir köşkten yıkılırken ayrılmış bir kenara konmuş 4 sütun var. Ve bu 4 sütunun üstünde plastikten yeniden yeşeren küçük küçük şeyler var. Küçük objeler ve yeşillikler var. Aslında ben hala inanıyorum İstanbul'un bir gün o leğenlerin içinden eski konaklardan çıkma sütunların üstünden plastik de olsa sabredecek ve bir gün yine kendini bulacak diye düşünüyorum. Çünkü şehirler böyledir. Hayat böyle. Evet. Hayat da böyle. Çok güzel bir cümleyle de bitirmiş olduk. Yani çok umutlu ve iyi bir duyguyla. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Büyük bir, sağ olun. Güzel bir söyleşi. Mutluluk ve onur. Sağ olun. Teşekkür ederim. Burada sizle konuşabilmek. O zaman burada hoşça kalın diyoruz. Teşekkür izleyicilerimize ve size de yolculuklarınızda ve işlerinizde yolunuz açık olsun. Çok teşekkür ederim. Allah'a sağlık diyoruz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim.